2010 yılından beri devam eden bir sürecin bugün son noktasına geldik. 2010 senesinde açmış olduğum babalık davası sonunda bugün nihayete erdi. Benim ve ailem için çok olumlu bir karar çıktı. 56 yaşından sonra babamın Necati Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Çok sevinçliyim, çok gururluyum, çok duygusalım şu anda. 56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi. Artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kararı ve mahkeme kuruluyla bugün itibariyle tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçı kişiler gibi ben de kendimin ve kızlarımın hakkını sonuna kadar almak istiyorum. Hakan Bey'in davasıyla alakalı iki aşamalı dava yürüttüğümüzü biliyorsunuz zaten. Bu konuyla alakalı daha önceden haber yapılmıştı. Hem soyban reddi davası hem de babalık davası açılmıştı. Babalık davamız içerisinde soyban reddi ile alakalı bir kesinleşme süreci bekleniyordu. O süreci bekledik. Daha sonrasında babalık davasına devam ettik. Bu babalık davası süreci içerisinde de zaten adli tıp raporu geldi. Adli tıp raporu ile birlikte Hakan Bey'in Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olduğu delillendirildi, kesinleşti. Ardından bugün itibariyle de Bursa Aile Mahkemesi içerisinde Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Bey'in babası olduğu tescillenmiş oldu. Bundan sonraki süreçte artık işlemlerin kesinleşmesini bekleyeceğiz ve ardından da bir aksilik olmadığı müddetçe Hakan Bey artık Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olarak nüfus kayıtlarına geçerek tescil olacak. Aileye girme noktasında tabii ki karşı tarafın bir kabullenmeme süreci var. Ancak şu aşamada zaten biz gerek adli tıp raporuya gerekse mahkeme kararıyla bunu zaten karara bağladık. Yani artık bu sürecin artısı eksisi bizim açımızdan yok. Ancak tabii ki karşı tarafın da bunu kabullenmesi gerekiyor. Yani burada ne karşı tarafın ne Hakan Bey'in herhangi bir şekilde bir kusuru söz konusu değil. Yani burada büyüklerin hatasını çocukların çekmesi de düşünülemez, söz konusu olamaz. O sebepten ötürü yani bu aşamayı artık daha fazla sürüncemede bırakmaya da gerek yok. Yani karşı tarafın da bu konuda bir anlayış göstermesi gerekiyor. Miras konusunda ise şunu söyleyebilirim. Biz zaten bu süreç devam ederken TRK mahkemesinde, ya açıkçası adli tıp raporu çıktıktan sonra, çünkü ortada henüz bir şey yokken bunu yapmamız doğru olmazdı. Adli tıp raporu çıktıktan sonra biz Bursa'da TRK mahkemesinde Hakan Bey'in babası olan Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasa ilişkin terekesinin tespiti ve tereke tespit edildikten sonra buradaki taşınır taşınmaz veyahut da şirket hisseleri varsa bunlara ilişkin tedbir kararı istedik. Gelinen aşamada şu anda taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındı. Yine mütevefanın belli başlı şirketlerde, gerek kendi şirketinde gerekse dışarıdan hisseler olmak üzere hisseleri var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Ancak şu anda şirketle alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden bir takım belgeler var. Onlar isteniyor. Onlar istendikten sonra artık bu kararla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz. Tereke'ye temsilci atanması gerekiyor artık. Burada çünkü iki tane firma var. İki tane firma da ezelden beri Ahmet Necati Yılmaz'ın kurmuş olduğu aile şirketi. Bunlar zaten hani girip incelerseniz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün, daha doğrusu Ticaret Sicil Gazetesi'nde zaten bu kayıtların hepsi mevcut. Ancak mahkeme tabii ki bunu resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar da dosyaya celbedildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanmasını ve Hakan Bey'in haklarının mahkeme tarafından, tereke temsilcisi tarafından korunmasını bekliyoruz.